Hocam şimdi tabii bir yandan Gazze'de insanlık dramı devam ediyor. Diğer yandan Batı dünyasının işte olaylara üç maymun gözüyle bakması, duymaması, görmemesi, konuşmaması hadisesi de devam ediyor. Şimdi iş böyle olunca Gazze'de çok farklı bir durum oldu. Yani İsrail mesela ateşkesi Amerika'ya soruyor. Amerika diyor ki ateşkes yapma, gerek yok, sen bilirsin. Böyle bir durumda ne yapacak? İsrail bombalamaya devam ediyor. Yalnız bombalarken iki görüntü yansıdı. O iki görüntüden yani ikisi de infiale neden oldu dünyada. Hı hı. Benim diyen, insanım diyen herkesi etkiledi. Biri bisikletli İsrail askeriydi. Şimdi arkadaşlarımız onu bir versinler. Şöyle ortaya verelim arkadaşlar. Şimdi görüntü bu. İsrail askerleri bombalanan bir Gazze mahallesinde çocukların bisikletlerini çalmışlar. O bisikletlerle böyle güle oynaya bazı hareketlerde bulunuyorlar. Ne dersiniz hocam? Öncelikle buradan başlayalım isterseniz. Tabii bu birkaç açıdan hem düşündürücü hem üzücü. Hem de hakikaten dünyanın seyrettiği, insan haklarının rafa kalktığı, bütün hukukun ayaklar altına alındığı bir devri yaşıyoruz ve buna şahitlik yapıyoruz. Evet. Şimdi çocuk dediğiniz şey masumdur. Yani belli bir yaşa gelinceye kadar, buluğa erinceye kadar çocuklar günahsızdır. Bunun Gazze'li çocuk olsun, İsrail'li çocuk olsun, Hristiyan çocuk olsun, Japon olsun, efendim çekme gözlü olsun, çekik gözlü, kızıl derili olsun. Fark etmez ki çocukların hepsi küllü mevludin yûledu alel fıtra. Her doğan çocuk fıtrat üzere tertemiz doğar. Yani bizim için bir Hristiyan'ın çocuğu da aynıdır, bir Müslüman'ın çocuğu da aynıdır. Sonuçta ikisi de masumdur, tertemizdir. Ve ona yapılacak her türlü saygısızlık insanlığa yapılmış bir suçtur. Yani insanlığın, insan olabilmenin ölçüleri var. İnsan isterse melek gibi olur, melekleri de geçer üstünlükte. Şeytan ve aşağısından da olur. Hayvanlardan çok çok aşağıda olur. Şeytanlardan aşağıda olur. Bu neyle olacak? Bu ölçüyle olur. İnsanlık yapmakla olur, ahlakla olur. Erdemli, efendim, güzel ahlakla insanlara karşı davranırsınız. Güzel davranışlarla olur. Bu güzel davranış dediğimiz şey empatiyle olur. Her şeye hakkını vermekle olur. Efendim, küçük çocukları sevmekle, büyükleri saymakla olur. Şimdi savaşın bir hukuku adabı kalmadı. Kimsesizlerin, evsizlerin, yurtsuzların da bombalandığını görüyoruz. Hı hı. Evi olanların da bombalandığını görüyoruz. İbadethanelerin, hastanelerin, okulların bombalandığını, oraya sığınanların bombalandığı bir dönemde yaşıyoruz. Bunun üzerine, bunların üzerine bir de alay etmeler var. Burada artık bombalanmış, yağmalanmış, sürülmüş, çoğu ölmüş, yaralanmış, evini terk etmek zorunda kalmış insanların evlerindeki ya da çocukların ellerindeki bisikletleri alıp onlarla alay ediyorsunuz. Bu dünyaya bir küstahça meydan okumadır. Bütün dünyaya diyor ki biz böyle bir ahlaksız, rezil, bu kadar aşağılık mahluklarız, girdiğimiz yeri böyle yaparız. Ayrıca karşısında bir ordu, bir devlet, herhangi bir güç olsa da onları mağlup edip işte biz burayı zaferle ele geçirdik, böyle intikam alırız diyebilecek bir haklılık payı da yürekleri de olsa, böyle bir yürek de yok. Yani düşünebiliyor musunuz? Elinde silah yok, sapan taşı bile yok. O insanları öldürüyorsunuz, onlarla alay ediyorsunuz. Buna ne denir? Buna mahluk denmez, buna insan denmez. Bu artık akıl tutulması, vicdansızlık, gaddarlık, canilik. Bunun tek anlayacağı şey var. Bunları savaş suçlusu kabul etmek ve bunları yargılamak. Dünya bunları yargılayacak. Olur mu bu? Evet. Bugün olmasa da
yarın hep beraber göreceğiz Allah'ın izniyle. Çünkü Cenab-ı Hak zulmü hiçbir zaman payidar etmez. Zulümle abad olunmaz. Ne olur? Zalimin cezası en erken gelen cezalardandır. Hep beraber buna şahit olacağız. Dünyada ne kadar zalim varsa tek tek gittiler. Bu Siyonist zalimlerin de çok perişan bir şekilde hesap vereceklerini hep beraber göreceğiz. Bu bisikletlerin, bu çocukların, bu bebeklerin, bu katillerinden hesap sorulacak, burunlarından fitil fitil getirilecektir. Ondan sonra o bisikletler bunları sırtlarına yüklenecektir. Şimdi hocam, bu görüntüleri izlerken aklımıza ister istemez tarihten bazı sahneler de geliyor. Mesela Hazreti Hamza'nın Uhud meydanında şehit edildikten sonra ciğerinin göğsünün kesilip, evet, ciğerinin çıkartılması. Şimdi bunlar böyle anlatılırken şey gibi geliyor insana. Sanki böyle bir tarihte bir masal gibi. Şu görüntüleri izleyince olabilirmiş. Aslında gerçekten evet, o az bile. Evet, daha da fazlasını bugün görüyoruz biz maalesef. Yine bir haberlerde vardı. Bir hamile kadın çocuğuyla beraber, karnındaki çocuğuyla beraber öldürülüyor. Tabii. Hamile bir kadın. Hamile olduğu bilinerek. Bir tane değil, birden çok. Birden çok öldürülüyor. Evet. Biz yani onların artık tarihte kalmadığını, devam ettiğini de görüyoruz. Hı. Cenab-ı Hak insana her iki gücü de vermiş. Yani insan olabilecek fıtratı, kabiliyeti de vermiş. Belhum edal, hayvanlardan da aşağı olabilecek caniliği de vermiş. Biz dünyada bugün bu canilerle karşılaşıyoruz. Fakat bir de şu tarafı var. Üzücü olan tarafı şu. Hadi diyelim ki dünya, Birleşmiş Milletler, o ne kadar büyük bir küstahlıktır. Bütün dünyaya karşı tek başına savaş devam etsin diyebilmek. Çocuklar öldürülsün, kadınlar öldürülsün, evler yıkılsın diyebilmek. Amerika'nın yaptığı, ABD. Bunu dünya unutmayacaktır. Biz de unutmayacağız. Bir el kalktı ya, savaş devam etsin. Evet. Bütün dünyaya karşı. Aslında bütün bu şımarıklığın arkasında sırtlarına ABD yazmak lazım. Burada ABD var. Bu şımarıklık ABD'den kaynaklanıyor. Ve bunlar kendilerine güvenemeyip başkasına güvenerek şımaran ABD'nin çocuklarıdır. Bu ABD'nin çocukları, ABD de dahil, bir gün hesap verecek. Ve dünya gerçekten ABD'ye dünyanın büyük olduğunu anlatacaktır. Ve o gün işte onların hesabı çok ağır olacak. Bu yaklaşıyor. Yani yaklaşan büyük bir hesaplaşma olacak. Bu hesaplaşmanın ardından bu şımarık çocuklar cezasını çekecek ve bunları şımartan ABD'de herhalde Allah'ın izniyle paramparça olup gidecektir. Hocam.